Firavun Tutankamun'un keşfi. Arkeolog Howard Carter 1903 yılında Mısır kraliçesi Hatshepsut'un mezarını keşfetti. Bu keşiften sonra Mısır bilimci ve koleksiyoncu Lord Carnarvon Howard Carter'a bir iş teklifinde bulundu ve bu ortaklık ile birlikte Luxor şehrindeki Krallar Vadisi'nde birkaç keşfe imza attılar. Ancak Tutankamun'un keşfi öyle hemen gelmedi. İkili 15 yıl birlikte çalıştıktan sonra ortaklıkları bitecek noktaya gelmişken Carter önemli bir keşif izinde olduğunu söyleyerek Carnarvon'u ikna etmeye başardı. O sırada Londra'da olan Lord Carnarvon kızı Lady Evelyn ile Mısır'a geldi. Howard Carter araştırma yaptığı bölgede çökmüş bir merdiven girişi keşfetti. Ekibiyle birlikte kazı çalışmalarından sonra artık sona yaklaşılmıştı. O gün uğurlu kanaryasını bile yanında getirdi. Nitekim 26 Kasım 1922'de kazı alanındaki mozları temizleyerek bir kapıya ulaştılar. Carter yaklaşık 3250 yıldır hava girmemiş odaya girdiği an nedenli büyük bir keşfe imza attıklarını anlamıştı. Altından eşyalar giriş bölümünden itibaren başlıyordu. Eşyalara kısa bir göz attıktan sonra hemen mezarı aramaya başladı ve diğer odadaki Tutankamun'un mezarına ulaştı. Lahide açtıklarında som altından bir sanduka ile karşılaştılar ve bu sandukanın içinde uzun boylu bir mumya yer alıyordu. Yüzünün üstüne koyulmuş altın bir maske ile etrafındaki her yerde altından eşyalar göz kamaştırıyordu. O kadar fazla eşya vardı ki Carter'ın tüm eşyaların listesini tutması 10 yılını almıştı. Antik Mısır'da ölen firavunlar eşyalarıyla birlikte gömülür ve gittikleri yerde bu eşyaları kullanacağı düşünülürdü. Tutankamun'un mezarında da yaklaşık 5500 adet som altından eşya vardı. Tutankamun'un hemen yanında mumyalanmış iki kız çocuğu vardı. Bunlar Tutankamun'un ölen kızlarıydı. O sırada Mısır bilimci arkeolog Howard Carter'ın duvardaki hiyeroglif dikkatinden kaçmadı. Her kim firavunun huzurunu bozarsa ölüm onları kanatlarıyla katledecektir yazıyordu. Howard Carter bu tehditkar sözün mezar hırsızlarını korkutmak için yazıldığını biliyordu. Ve daha sonra dünyanın en büyük keşiflerinden birine imza attığını tüm dünya basınına duyurdu. Ancak bu keşif yüzünden oldukça mutlu olan ekibin üstünü bir süre sonra gölgeler kaplayacaktı. Lanet mi, tesadüf mü bilinmez, orada bulunan ve keşiften sonra mezarı ziyaret eden kişilerin bir kısmı kısa zamanda teker teker hayatlarını kaybetti.